Yonca ve USDC zengin eder mi diyor. Şimdi şöyle bir konuşacağız ve bu noktada üzerine değerlendirmeye çalışacağız. Tabii genel olarak bahsedeceğiz her ikisinden de burada. Dediğim gibi bir bakış atmaya çalışacağız. Beğenip abone olalım tabii. Onun çok kısa altını çizeyim. İzleyen herkes, seyreden herkes hem videoyu beğensin hem de kanala abone olsun. Yani bunlar da önemli olaylardır, mühim olaylardır diye ifade edelim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum beğenen ve abone olanlara. İstiyorsanız tabii ki Facebook'tan takip de edebilirsiniz. Facebook videolarında hem reklam yok hem de anı anına paylaşımlar yapabilme imkanımız da söz konusu oluyor. Facebook sayfasının linki de videonun açıklamalar bölümünün altında. O linke tıklarsanız zaten doğrudan sayfaya yönlendirileceksinizdir. Mevzu böyle. Lunge ve USDC bunu aklıma geldi bu haberi görünce. Güzeldi o da. Bir ara işte bu CoinMarketCap'te falan kenarda bir akış dönüyor. Kenarda bir şey dönüyor böyle nasıl diyeyim. Bir işte yorum kısmı mı diyeyim, öyle bir akış var, tamam mı? Haber akışı gibi böyle. Ondan sonra bağımsız kullanıcılar falan varlıkla alakalı yorum yapıyor. Ondan sonra adamın bir tanesi 2023'ün başıydı bu arada ya. Yani çok şey değil, duruyor mudur durmuyor mudur bilmem, 1,5 sene falan oldu yani herhalde. Ondan sonra 60 bir sürü araba modeli, Lamborghini, Porsche falan böyle hepsinden. Hangisini istersiniz hesabı, yani işte Lunge yakında onları verecek hesabı falan. Yani bu tarz söylemler tabii ki, şimdi adam bir tane şey çıkarıyor, tamam mı? Bir tane varlık çıkarıyor adam. Mesela geçenlerde borsada parası olanlar falan bilir. Reader. Bu şimdi elektrikli araç yapıyor falan filan. Burada müdür konuştu. Adam diyor ki ya diyor, halka arz yapmak diyor bizim çok işimize geldi diyor. Niye? Bilinirliğimiz arttı hesabı. Şimdi adam halka arz yaptı. Özellikle tabii hisselerinin bir kısmını aslında halka satmış olduğu gibi bir durum var. Tabii doğrudur. Bu noktada hem buradan gelir elde etti, doğru, hem de borsanın reklam gücü çok yüksek. Değil mi? Yani böyle de bir gerçek var ortada. Böyle bir durum. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Buralarda da öyle. Yani adam bir, şimdi şirket değil ama adam blockchain üzerine çalışan bir ekosisteme sahip. Bu ekosistemden nasıl gelir elde ediyor? Vakıflar, üçüncü taraflar, bizzat kuruluşu gerçekleştirenler. Şu an bizzat iyi bir sahibi vesaire şusu busu olmasa da Terra Classic'te de tabii ki bu şekilde gruplar var. Nasıl oluyor? Bu yani gönüllü ekipler falan muhabbeti var ya. Adam ekosistemi kuruyor. Buradan gelir elde ediyor. Nasıl? Üzerinde birisi uygulama geliştiriyor. Yaptığı işlemlerden, vergi üzerinden mesela, onun kullanımı üzerinden belli bir oran tabii ki onlara tahsis ediliyor falan filan muhabbetleri. Bu şekilde. Yani bu şu anlama geliyor. Tabii burası kullanıldıkça ekosistemdeki uygulamalar vesaire, varlıkla alakalı işlemler yapıldıkça carçurt, adamın gelirleri artıyor tabii ki. Mesela Reader, diğer şirketlerde de buna benzer. Adam sonuçta doğal bir reklam. Yani hiç alakası yok mesela adamın bu muhabbetlerle. Adam borsada bir bakıyor, aa böyle bir şirket var ya, şuna bak. Ürününü görüyor sonra. Resmen en etkili reklamdan daha etkili bir reklam yani sonuçta. İşte buradaki de bu tarz muhabbetler de birazcık buna benziyor. Yani adam kendinde de tabii ki belli miktarda kendi kripto parası var. Ancak buradaki asıl olay adamların cebindeki paradan ziyade adamların doğal para akışı sağlayabilecekleri aslında bir sistem kurabilmek. Bunun için ne yapıyor? Kendi kripto para birimini adam övüyor. Ama bunun ilkinden farkı şu. İlk söylediğim şeyden farkı şu. Doğrudan. Adam bundan şey değil. Bir süre önceye kadar
Sıkıntı şuydu. Bir problem olduğu zaman hesap sorulabilirlik yok. Tamam mı? Şimdi örnek veriyorum. Bir sıkıntı oluyor. Geçenlerde MİA Teknoloji tarafı dediler ki yanlış kap haberi duyurdu. Yalan yaptı. Tamam mı? Öyle bir şey varsa SPK onlara güzel bir öpücük verecek mesela. Burada öyle bir şey yoktu yakın zamana kadar. Şu an tabii ülkeler çapında belli başlı geliyor. Yani orada yatırımcı kandırıldığı zaman mesela bir şeyler yapılıyor yani onlar onu söylüyorum. Burada tam olarak öyle değil. Yine tabii ki oturmaya doğru gidiyor sistem. Yani daha doğrusu kurallar, yeni yasalar ülkelerde çıktı ama oturmadı. İkincisi burası zaten bir menkul kıymet mi değil mi kavramı şuradan geçiyor. Adamlar şeyde siz bir şirketin hissesini almanıza benzemez. Adam diyor ki benim ekosistem bu main kripto para birim. Adam şunu reddediyor. Ben sana bunu diyor al demedim. Ve ben sana bunun üzerinden fiyatı yükselecek diye bir iddiada da bulunmadım diyor. Tamam mı? Yani benim öyle bir iddiam olmadı diyor adam. Bunu ifade ediyor. Bu şekilde bir fark var. Hatta az önce adını söylediğim Reader kendi kripto parasını çıkardığında bir yazı yayımladı. Dedi ki bu bir kripto para birimidir. Volatilite sahibidir. Buradan doğacak zararları bizler hani bu sıfıra bile gidebilir. Bunu şey yapmıyoruz. Yani buradan doğacak riski kabul etmiyoruz. Çünkü adam diyor ki bak az önce anlattım. Biz bunu kendimiz kullanmak için çıkarttık diyor. Siz bunu alırsınız, talep görür yükselir. Aksaktır düşer. Ama bizim bunu fiyatını yükseltmek gibi bir gayemiz yok diyor. Ülkemizin her bokologları buna şey yaptılar. Niye madem işte çıkartıyorsun bu ne demek nasıl bir rezillik bu? Lan geri zekalı. SPK istiyor. Şimdi sen diğer borsalara girsen onların hepsinde zaten risk şey var. Tamam piyasa tam kripto piyasasına yakın olmak zorunda değilsin. Tabii ki de şey yapabilirsin de bilmediğin konuyla alakalı öyle büyük büyük konuşup üzerinden eleştiri yapma. Açıp okumamışsın kararları. Globaldekiler de aynı şekilde bu bize özgü dedi. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Her şey için adamlar yanlış bir şekilde zengin eder der kendi kripto parası için. Bu işler böyle olmuyor. Luncu al zengin ol diye bir şey yok. Belli bir risk ödül paritesi var. Paranız luncuda olduğu takdirde zengin olmazsınız. Çeşitli geniş ve güzel bir portföyde, iyi dağılmış bir portföyde olursa olabilir. İlerleyen videolarda devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.